Efendim şimdi şöyle bir semavere denk geldik. Teşekkür ederim. Zihni Çakmakçı'nın mekanında. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Mis değil mi Zihni abi? Mis semaver, evet. Evet. Özellikle bir boru yaptım. Bunun kendisinin zaten tepesi vardı. Oraya da 3 demliklidir bu. Sait Bey 3 demliklidir. Buraya da demliği koyabilirsin yani. Şimdi, fakat ben özellikle dedim daha çekim gücü olsun diye bir boru koydum. Hem de dedi, dumandan fazla insanlar etkilenmesin. Evet. Evet, güzel bir şekilde çekim. Ama güzel yaktım da bir defaya mahsus. Çok da güzel yanıyor. Bunu sayın kardeşim almak istiyor. Bilmiyorum alır mı almaz mı. Yani onu da pazarlığa bağlı. Kendisi bilir. Ben zorlamıyorum yani. Hayırlısı olsun. Şimdi 1878. Evet. 1877-78 yıllarında Ruslar bu bölgeye hakim olmuşlar. Onlarla beraber sofra kültürümüze bu semaver girmiş. Evet. Yani semaver Rusların icadıdır. Benim tarihi bilgilerime göre. Araştırmalara göre. Evet. Evet. Efendim sen de bunu getirmiş böyle evet. Buraya koymuşsun. Evet, evet. İcat etmişsin. Misten yapılma. Evet misten. Hele görsene şu demliğin güzelliğine, hele bu demliğin özelliğine, hele bu demliğin ağırlığına. Baksana Sait Bey. Ya. O kadar ki. Zaten bunu çayı soyumuyorum Sait Bey. Misin çayı soyumaz. Soyumaz. Tabii. Kolay kolay soyumaz. Kolay kolay. Isındı mı tamam. Ondan sonra istediğin kadar içebiliyordu. Misin özelliği o için. Evet. Şimdi dutların altında semaver çayı. Evet. Çok hoştur. Eğer almasalar seni bir gün özellikle sayın neydi ya aşığım işte ne diyeyim ben yazarım. Özellikle bunu söylüyorum. Ben bunu eğer almasa arkadaş seni bir gün dutların altında bunu götüreceğim. Özellikle çay koyacağım. Sizi de çağıracağım. Arkadaşın, eşin, dostun varsa gelsin. Var eylesin. Orada sana izzeti ikramda bulunacağım. İnşallah bu her zaman devam eder. Ondan sonra devam ederiz. İnşallah ümrümüz kaldığı sürece. Evet. Bunun şimdi sizde tenekeden olanı var, o da var. Yapıyorsunuz. Onlar da var hocam. Onlar da var. Bunlar var. Onlar da var. Ama evet. bunun güzelliği bir bambaşka. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu semaverin özelliği neymiş? Ben onu birisinden öğrendim de buraya gelmişti. Kendileri dediler ki semaver soba gibi yanarsa olmuyor. Bu bekleyeceksin. O hevesleneceksin. Yani hoşuna gitmesi için o çayı içeceksin. O sana en güzel şey. O çayı doldurduğun zaman hoşuna gidecek. Onu zaten ha, o zevki. Birden bire kazan gibi doldurup poşet değil yani. Evet. O özelliği oymuş. Semaverin özelliği güzelliği. Ben bunu orada öğrendim. Demek ki bu semaverin amacı gayesi hepsi oymuş. Yani. Ve insanları bir araya getirip topluyor, cem ediyor. Tabii. O aile kültürü. Diyor bir semaver çayı yak da içelim diyor. Tabii toplumsal kültürleri daha güzel bir araya getirir. Evet. Şimdi bu kardeşimiz alacak değil mi? Düşünsün. Bir babasına soracak. Bunun fiyatı nedir? Babası Sülmeri Bey'in oğludur. Biliyorum. Evet. Benim komşularımdır. Ben Allah var eylesin. Kendi başına bir hareket edemiyorum. Bunun bir onun için de fiyatını öğrenebilir miyiz? Ben buna 1,5 söyledim. 1,5. Yani az söyledim. 1500 lira. 1500 lira söyledim. Arkadaş yani 3 kilo et parası. Evet tabii. Evet. Zaten bunlar da bu şey aşiret ağasının çocuğudur. Kendilerinde var, en azı 100-150 tane malları var, kendileri var da bir tane üç kilo eti verebilecek durumda değiller yani. Ama alırsa ne mutlu bize, almasa bile mutluluk kendine. O kadar. Semaverin var mı? Tenekeden yapılma semaverin vardır. Semaverim var, ben böyle semaverleri çok seviyorum. O yüzden almak istedim. Buyurun, evet. Şimdi Zeynep amcamız da bir şey yaparsa alacağız inşallah. İnşallah, tabii ki. Ya pazarınız mübarek olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben sağ teşekkür olun. Ediyorum. Allah razı olsun. Aranızda uyuşursunuz, gider. Ne kadar geldiniz, bizi bahtiyar ettiniz. Sağ olun, var olun efendim. Sağ olun, sağ olun.